zorlu coğrafya, farklı kültürler, keşfetme heyecanı. Nasuh Mahruki ve arkadaşlarının Kuzey Hindistan'da motosikletle gerçekleştirdikleri yolculuk devam ediyor. Geride bıraktıkları kilometrelerce yol olsa da daha gidilecek çok yol var. Keskin virajlar, dereler, çukurlar ve kayalar yol boyunca ekibin karşısına çıkanlar. Uçurumun kenarında süren yolları aşan ekibin amacı Kuzey Hindistan'ı keşfetmeye devam etmek. Bu zorlu yolculukta bakalım tabiat ana onlara ne tür sürprizler hazırlayacak? Şimdi Keylog'dayız. Baktık ki bayanlar her kendilerine deli gibi bakıyorlar. Dedik erkekler olarak bakım yapmamız zamanımız geldi. Şimdi berber dükkanına geldik. Orada şimdi tıraş olduk. Biz erkekler bekliyoruz. Şimdi yüz masajı, kafa masajı, omuz masajı olacağız. Gel oraya. Bugün böyle hazır vaktimiz de var. Biraz kendimizi şımartalım dedik. Bu da buhar banyosu şu anda. Teknolojik bir ürün. Ne kadar bu operasyon? İşte 4,5 lira. Değilse 5,5 lira. Değil hadi. Bu gezide mekanikle beraber gitmenin tabii çok büyük avantajı var. Şu anda motorlarımızda bazı arızalar var. Dünkü yolları gördünüz. İnanılmaz suların olduğu, büyük taşların olduğu yerlerden geçti. Bu motorlar tabii yani eski İngiliz Enfield'ların lisanslı Hindistan'da üretimi. Alçak motorlar. O 1950'li yılların mantığıyla yapılmış motorlar. Konforlular. Ama hani normalde asfalt ve toprak yolu için tasarlanmış motosikleti biz büyük taşları olan işte gördüğünüz gibi böyle suların deli gibi çağladığı yerlerden geçirdik. Ondan sonra da asfaltta bayağı güzel bir otoyol hızıyla geldik buraya. Hadi bismillah gidiyoruz. Nereye, buraya mı? Bu kadar mı? Burada da yürü bana. Geri film buna etki tabii. Saç da boyatabiliriz ha. Daha oralara gelmedim. Ya Salim sen ustaya tıraş oluyorsun. Nasıl çırağı? Kurtar beni. Böyle kalacakmışsın. Nasıl çıkıyor ses ya? İnanılmaz abi sen de kafadaki darbeyi bilsen. Bayağı vuruyor değil mi? Bayağı ama çok şey yerinde. Hava ne? Her bir şey bu ya. Hayatımda görmediğim teknikler bunlar. Ben seni kötü yere getirir miyim sen? Doğru. Olay bu. Ben tavsiye ediyorum. Çok tam bir motorcunun istediği masaj bu. Bu masaj. Bu masaj en iyi motorcu masajı. Berberden sonra hepimiz çok harikayız. Biliyorsunuz yalnızca berbere tıraş olmadık. Bugün yüz masajı, kafa masajı, omuz masajı, o zaman kol masajı oldu. Size biraz zoom yaparaktan şu tıraş olmuş yerlerinizi şöyle harika bir görüntü gösterelim. Bir de akşam bakacağız daha neyiz diye. Süper. Siz de mi masaj yaptırmak istiyordunuz? Çok istedik ama olmadı. Erkekler evet. Çok mutlu değiliz. Evet, bir daha sefere Manali'de daha büyük bir yer olduğunu düşünüyoruz ve orada iyi bir masaj, kuaför, evet, evet. Bakım, yüz bakımı. Yüzümüze buhar, arkasından saçımıza masaj, omuzumuza masaj, hepsini yaptıracağız. Evet, bu turda galiba İzmirli kızlarla beraberiz. Evet. Diğer İzmirli bir kız da burada. Nasuh, yolculuk partnerine veya hayat partnerine. Evet. Çok görünmeyen bir saat. Evet. Çünkü sürekli böyle sağa şey yapmakta şurası tutuluyor insanın. Evet. O tutulan yeri de masaj. Bu seyahatlere çift gitmenin faydası. Evet, faydası.
Kesinlikle yani. Evet, bir de bekar arkadaşlarımıza soralım. Çok mutsuzlar bu konudan dolayı. Ahmet Bey, siz yolda masaj alabiliyor musunuz? Böyle bir konforumuz ve ekstra ödemediğim için. Bir de Saydun Bey, sizin de yolda masaj facility'niz yok galiba. Yok maalesef, evet. Çift gelenlerin böyle bir lüksü var ama biz tek gelenler maalesef bu lüksten faydalanamıyoruz maalesef. Üzgünüz. Güne kendini şımartarak başlayan ekip için yola koyulma zamanı. Pradeş'te 4800 metreye tırmanacakları zorlu yol onları bekliyor. Günler geçiyor, coğrafyalar, hava koşulları değişiyor. Değişmeyen tek şey ekibin neşesi ve tutkuyla bağlı oldukları keşfetme heyecanı. Her gün yeni bir maceraya uyanmak Nasuh Mahruki ve arkadaşları için sıradan bir durum. Başladık yine. Şimdi Keylong'dan çıktık. Cispa'ya geldik. Bu akşam Cispa'da kalacağız. 20 kilometre Keylong Cispa. Şimdi Cispa'dan da Baralaşa'ya devam ediyoruz. Baralaşa 4800 metre. Bu yolculuğun en yüksek irtifasına çıkacağız. 4800 de çok da güzelmiş orası. Ama yol üzerinde Darça'da bir check post daha var. Şimdi burada pasaportlarımızı gösteriyoruz. İzinlerimizi gösteriyoruz. Sonra aşağı yukarı bir 50 kilometre tırmanıp 4800'e çıkacağız. Elde bu izinlerde kayıt defterine not alıyorlar, yazıyorlar. Tek başına olmuyor. Nasıl çoğu main de varmış. Diyorum ki, yanımızda bir şampanya var. Yok, ben istemiyorum. Bunu alalım, 4800'de patlatalım, birer fırt içelim yani. 4800'de haklamamız lazım. Yani aynen, bence de. 4800'de. Benim sonsuz diye de, sonsuz diye metal kutuya koyacağız, 4800'de tutacağız. Hatta buz bulursak 4800'de, buzun içine gömeriz biraz. Orada biraz chili olur. Ondan bakın, sonra bu. Ve çok iyi patlayacak muhtemelen. Dünkü yolumuz çok kırıcıydı. Ve benim motorumun da, Ahmet'in motorunda fren pedalları kırıldı. Benimkini değiştirdik. Ahmet'inkini bir şey yaptık ama olmadı. Bugün burada tekrar kırıldı. Şimdi alım onu düzeltiyor. Gerçekten benim yıllardır tanıdığım Pavan çok iyi bir organizasyon yapmış bize. Çünkü motor bozulduğu zaman hemen alım geliyor. Arkada minibüsteler zaten. Bir süre sonra bize yetişiyorlar durduğumuz yerde. Gerekli tamiratı yapıyor. Biz de o sırada burada öğle yemeğimizi yiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Ve tekrar hep beraber yolumuza devam ediyoruz. Bugün de 4800'e çıkacağız. Motorlarla bu noktaya çıkmak kolay ama fiziksel bir harekette bulunduğunuz zaman konuşmak veya yürümek veya başka bir hareket yapmak. Çünkü bizim vücudumuz bu irtifaya alışkın değil. Şu an bence hala da alışamadık bu irtifaya. O yüzden nefes nefese kalmamıza sebep. Yol uzun, vakit az. Kimsenin geçmediği ıssız yollar, keskin virajlar ve muhteşem bir manzara. İnsan bir kere gitmeye alıştı mı, artık onu kimse yolundan alakoyamaz. Farklı coğrafyalar ve farklı kültürler tanımak vazgeçilmez olur. Nasuh ve Mine Mahruki, Hakan Kaya, Haluk ve Didem Çelikel, Saydun Gökşin ve Ahmet Tolan, gezmeye tutkun 7 arkadaş. 5 motosikletle çıktıkları Kuzey Hindistan seyahatinde şimdiki durak 4800 metre.
kaç metre dizdik değil mi? Bilmiyorum, bence 8888 bana göre. 2004'te bizim Sinan ve Selim'le beraber Kuzey Hindistan'a yaptığımız seyahatte biz buradan geçmiştik. Ve bu 4250 metredeki sarçıda da bir gece geçirmek gerekiyor mecburen. Brota'dan giden herkesin orada bir gece kalması gerekiyor. Çünkü buradan sonra çok uzun bir etap konaklayacak yer yok. En zor ve en sıkıntılı gece orası olmuştu. Hatta rahmetli Sinan'a damardan iğne yapmak zorunda kalmıştım. Yüksek irtifadan Selim de Sinan da tabii çok etkilenmişti. 4250'de bir gece geçirmek alışkın olmayan bir bünye için son derece ağır bir travma. Bunlar dua bayrakları. Bu coğrafyada, Tibet'te, Bhutan'da, Sıkkım'da, Budist coğrafyalarda çok görülüyor bunlar. Spiti Vadisi de ağırlıklı olarak Budizm'in hakim olduğu bir coğrafya olduğu için burada da çok var. Kapılara, geçitlere, yüksek yerlere, tapınaklara bunlardan bol bol koyuyorlar. Gelenler de koyuyor kendisini kutsayabilmek için. Bunun anlamı şu, bunların üzerinde kutsal mantralar, yani kutsal sözler yazıyor Sanskritçe. Ve bunlar rüzgarda her dalgalandığında üzerinde yazdığı olumlu enerjinin evrene yayıldığına inanıyorlar. Yani burada bu kadar dua bayrağı var, bu kadar üzerindeki olumlu enerji rüzgarla birlikte sürekli evrene, doğaya yayılıyor ve işte dünyaya da güzellikler, iyilikler, mutluluklar getiriyor. Şimdi biz de burada dua bayrağımızı bağlıyoruz. Bu yolculuk kazasız belasız en güzel şekilde bitti. Yoksa çok da tehlikeli yerlerden geçtik, her şey olabilirdi. Allah aşkına bir şey olmadı. Bizim burada bir dileğimiz var. 7 arkadaş aramızda anlaştık ve ne dileyelim dedik. Biz daha güzel, daha sağlıklı, daha mutlu, daha refah içinde, terörsüz, sıkıntısız, sorunsuz, mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye diliyoruz. Türkiye için diliyoruz bütün bunları aslında önce yere. Türk milletin gerçek değerini, gerçek gücünü, dünya milletleri arasındaki hak ettiği, layık olduğu yere ulaşsın artık diliyoruz. Şişeyi çeviriyor. Normalde aslında bunun patlama olması gerekiyordu. Biraz basıncı unuttum. Evet. Yabancıya gitmedi. İnsan gibi içine kaçtı. İnsan gibi. Süper. 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 Ver abi, düzgün için mi? Lütfen, lütfen. Baba abi dur, abi dur. Şişe alsaydı. Asıl sizlerle paylaştığımız için. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Asıl sizlerle paylaştığımız için. Valla süper. Dün ufak bir düşme sonucunda bu aynanın base'ini kırdım. Ayna kırıktı. Fakat alım yanında herhalde motorun tamamını taşıyor. Yedek parçasını bulmuş ve değiştirmiş. Sabah kalktığımızda motor ayna yerindeydi. Alım bu konuda çok iyi. Bize çok büyük destek oluyor. Ve çok aslında zor bir araziden geçiyoruz. Fakat motorların orasını burasını kırıyoruz ama sabah kalktığımızda motorlar tekrar aynı yerinde. Teşekkürler abi. Geceyi Jispa'da geçiren ekip için gün erken başlıyor. Yol bu sefer Manali'ye uzanıyor. Hindistan her adımda büyüleyici doğal güzelliğini ve kültürünü sunuyor. Dereler ve dağlar arasından geçip giden yollar herkesi kendine hayran bırakıyor. İki teker üzerinde dünyanın ötesinde yaşam anlam kazanıyor.
dünyadan uzaklaşıp tekrar tropik iklime geçiyoruz. Issız vadide süre gelen yolculukta sona yaklaşılıyor. Artık gidilen her kilometre onları yolculuğa başladıkları Şimne'ye yaklaştırmakta. Son checkpoint noktaları olan Koksar'da işlemleri yaptırmak yine Nasuh Mahruki'ye düşüyor. Yolda verilen ufak ama eğlenceli molalar ekibe nefes aldırıyor. Her ne kadar ekibin bayanları kenardan izlemekle yetinse de beyler için çocukluğa dönme zamanı. Olanca şiddetiyle akan şelale tüm yolun yorgunluğunu alacak güçte. Coğrafyalarda motosiklet kullanmak tüm motosiklet severlerin rüyası. Kuzey Hindistan, yolları ve değişken coğrafyasıyla farklı bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için doğru adres. Ancak burada tabiat ana her an size beklenmedik sürprizler yapabilir. Böyle bir sert bir program beklemiyorduk. Zaten çok fazla bir şey bilerek gelmedik. Fakat bir schedule'ı takip ediyorduk. Yani kalacağımız oteller belli, rutumuz belli. Ve o rut içerisinde de o schedule'ı bağlı kalmaya kalıyoruz. Ama hiç kimse bu şartların bu kadar zor olacağını beklemediği için hep o schedule'da bazı gecikmeler oluştu. Dediğim sana sabahleyin saat 5.30'da yola çıkıyorduk. Akşam saat 1'de otele gelebiliyorduk. Böyle bir yorgunluk içerisinde bir yandan bir 4500 metre yaptık, bir de 4800 metre yaptık. 4800 metreye çıktığın zaman oksijen azlığından zaten düşündüğün şey vücudundaki reflekslerine gelmesi bir zaman alıyor. Biz düşünün ki öyle bir yolda bu yorgunluğun üstüne ciddi bir çakılların üstünde çamur geçerek siste motor kullandık. Şu anda sapasağlam, hiçbirimize bir şey olmadan bu serüveni bitirmemiz gerçekten bir mucize. Hadi ya. Artık ayrılmıyor. Hadi ya. Felaket çamur her yer. Aşağısı uçurum. Zorlu bir yol. Yolcu yolunda geri.
Hadi iyi şanslar. Yürümek için bile felaket yollar. Yani inanamıyorum şu an. Bulutun, bulut kümesinin arasında kaldık. Bunlar da burada yol yapıyor. Taş kırıyorlar. Hay. Benim de halim bu burada. Kafamda kask. Üstümde normal kıyafetler, motor kıyafetleri. Yol iyice kötüleşti. Ben indim. Hem video çekeyim istiyorum. Hem de motora daha fazla ağırlık yapmak istemiyorum. Şu an yanından geçen kamyonlar deli gibi çamur attılar bütün üzerime. Yani adamlar da haklı, bana bakıp şaşırıyorlar şu an. 3500 küsürde. Bir elin daha, bir bulut kümesinin arasında. Öbür taraf uçurum. Öyle. Dize kadar çamur. Yürüyorum işte. Çok mantıklı değil tabii onlar için. Yani bizimkilerden de hiç kimse yok çevremde. Saydun'la Hakan abi arkada. Nasu, Ahmet, Haluk ve Didem öndeler. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Allah'tan survive ediyoruz şu an burada. Hiç beklemiyorduk. 5 kilometre çamur var dediler. Kendim bildim belli sanki bu yoldayım. Bitmedi daha. Sürekli de dağdan indiğimiz için hiç yani yol alamıyoruz. Hadi bakalım. Bir motor sesleri duymaya başladım. Belki bizimkilere yetişiyorum şu an. Evet. Yani son 5-6 dakikadır ne bir araba geçti ne bir insan. Bir tane insan gördüm. Yalnız değilim, o bile iyi haber. Bizim motor seslerini de duymaya başlıyorum ama. Nasıl olmuş oley? Dedemiz de bittik yani. Yine be. Nasıldı Nasuhcum? Acayip zor bir parkurdu. Doğduğumdan acayip beri buradayım sanki. Yani. Evet, Saydun, Hakan abi birlikte geliyorlar. Bravo, bravo, bravo. Bitirdiniz, tebrikler. Bitti, her şey buraya kadardı. Hayatımızın herhalde en zor parkuruydu değil mi? Evet. Ha? Ben daha zorunu geçmedim. Hakan abi sen artık oldun. Sen oldun, tamam gitti artık yani. Ben ağzımı oynatayım, sıkıntı koyayım. Valla bu motorların hakkı ödenmez derim. Asfalta gittik, kayada gittik, suda gittik, çamurda gittik. Yani her yerde gidiyor bu, panzer gibi bir şey. Bir şey söyleyeyim mi, senin de hakkın ödenmez. Yani ki? Her başı sıkışanın yanına koştun bu yolda bile. Ya bu adam şey, bir aşağıya yani. Bir yukarı. Evet yani inanılmaz, ben şoklardayım Saydun. İzledikçe şok oluyorum. Bravo. Bravo evet, valla. Anca beraber, anca yani beraber. Akut burada da kendini gösterdi ya. Aramadan evet. Kurtarıyorlar. Bundan sonraki etap böyle bir tane halkın içerisinde alev toplarına sokacağız. Böyle bakalım. 10 tane otobüs onların üzerine. Bir o kaldı abi yani. Başka var mı? Aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Yol şartlarının her türlüsünü denedik bugün. Yani. Acil durumda sola kaçma saat. Yine orada sıçtım. Ayıp trafiğe çıkacağım ve çarp diye görmek için. 5 kilometre olduğu söylenen bir toprak. Daha zorlarını çektim. Deryasından geldik bataklık gibi. Bence 5 kilometreden çok daha fazlaydı. Hindistan'da öyle 5 dakikalar 20 dakika. 100 kilometreler bazen 70 bazen 200 kilometre olabiliyor. Dolayısıyla aslında gerçekten kaç kilometre geldiğimizi bilmiyoruz ama 30 santim çamurun içinden geçerek geldik. Diğer görüntülerde de gördüğünüz gibi 35 derece güneş de vardı. T-shirtle bindik. Burada da kar, kış, kıyamet ve sis içindeyiz. 10 dakika içinde. Evet, bir 10 dakika içinde güneşten sisli bir ortama geçtik. İnanılmaz bir deneyim. Başka bir şey diyemiyorum. Gerçekten inanılmaz bir deneyim. Güzel, sen de inanmışsın.
Hayatlarının belki de en zorlu geçişini başarıyla atlatan ekip yorgun ama bir o kadar da mutlu. Manali onların dinlenme ve konaklama mekanı. Bu tür yolculuklar insanlar yapmalı. Çünkü insanlar hareket edip başka kültürlerle bir araya geldikleri zaman oradaki yaşamlar kendisinden iyi, kendisinden kötü, kendisinden tüm farklılıklarıyla insana bir boyut katıyor. Ben çevremdeki herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. O veya bu sebeple seyahat etmeliler. Seyahat etmek demek gidip bir yerde oranın zengin mutfağından faydalanmak demek değil. Kültürlerle, insanlarla bir arada olmak demek. Bu birliktelik aslında insanın kendisini zengin eden bir birliktelik. Her ne gördüyse farkında olarak veya olmayarak. Ben insanlara herkesin kendi imkanı içinde, bunlar çok büyük paralarla yapılan şeyler de değil, herkesin kendi imkanları içerisinde seyahat etme ve kültürlere kaynaşmasını özellikle tavsiye ediyorum. Ne kadar yaşandığı değil, önemli olan nasıl yaşandığı. Tadılan her yeni tat, dinlenilen her yeni şarkı, ilk kez adım atılan her coğrafya insanın kazancı. Yola çıkan insanla yolculuktan dönen insan birbirinden çok farklıdır. Kilometreler bedende yorgunluk, zihinde ise yaşanmışlıklara yer açar. Durun, ekran kapanıyor ama çekiyor. Programlarına uygun şekilde yola devam eden ekip için bugün mola günü. Günlerdir iki teker üstünde seyahat eden Nasuh Mahruki ve arkadaşları bugün motosikletsiz. Manali'nin merkezini gezen ekibin keyfine diyecek yok. Manali, 2000 metre yükseklikte doğal güzellikleriyle ünlü Himachal Pradesh eyaletinde yer alan ortalama 7000 nüfuslu küçük bir kasaba. Budist manastırlarını ve Hindu tapınaklarını gezmek ve doğa sporlarıyla uğraşmak isteyenler için burası bir çekim merkezi. 1533 yılında inşa edilen çatı mimarisi ve oymadan yapılmış girişiyle dikkat çeken Hadimba, eski Manali'de yaşamış Bilge Manu'ya ithafen inşa edilmiş Manu ve sıcak su kaynaklarıyla ünlü Vashista tapınakları şehir merkezine sadece birkaç kilometre mesafede bulunuyor. Ekibin iki teker üstünde süren yolculuğu, motosikletleri kiraladıkları Shimla'da sona erecek. Shimla'dan 270 kilometre uzaklıkta bulunan Manali, motosiklet tutkunu ekip için yolculuğun sonuna yaklaşıldığının habercisi. Çok da güzel ağaç yani. Evet, çok sağlıklı ve Kuzey Hindistan yolculuğunda her yeni gün bir macera, her yeni gün bambaşka zorluklarla dolu. Asfalt yolda güne başlayan ekibi ortalama 2-3 saat sürecek bir dağ yolu bekliyor. Ancak hiçbir şey bekledikleri kadar kolay olmuyor.
Bu yolculukta dört mevsimi bir arada yaşıyor. Onları en çok zorlayansa olanca şiddetiyle yağan muson yağmurları. Dağ yolunda gezginleri muson yağmurları yüzünden düşen kayalar ve kapanan yol karşılıyor. Yol düzeltme çalışmaları yağmur altında sürüyor. Bu yol ekibin tek şansı. Nasuh Mahruki, Saydun Gökşin ve Haluk Çelikel 500 metre kadar ileri giderek yolun durumunu kontrol ediyor. Arkadaşlarımızı seyredip gülüyoruz. Açık olabilir de. Araç geçelim mi? Motorla geçelim. Bir şey diyemiyorlar. Durum pek de iç açıcı değil. Bu yoldan ilerleyemeyecekleri kesinleşince ekip yeni bir yol arıyor. Köylerde yaşayanların kullandığı başka bir yol olduğunu öğrenen gezginler şanslarını diğer yolda denemeye karar veriyor. Bu yeni yol onların yolunu sadece 20 kilometre uzatacak. Dağın başında kaybolduk açıkçası. Yolumuz kapalıydı. So 5 kilometer was. Then you cross to Narganda, then they have make a road for the Rampur. We go upstairs and you come then. Aniye mi gidiyorsun önce? Aniye gidiyoruz. Sonra Aniye Luri. Aniden Luri, Luri'den Sanj, Sanj'den zaten ama Aniye ulaştıktan sonra yol iyi. Oradan sonra yol düz çizgi halinde. Ani 5 kilometre var. Hadi beyler biraz yürüyoruz. Hadi. Bugün yine çok zor bir gün oldu. Her yer çamur. 3000 metrelerdeyiz. Deli gibi yağmur yağıyor. Islanmadık, yerimiz kalmadı. İşte ben video çekeceğim diye yine yürüyorum yollarda. Motorların gelmesini bekliyorum. Komik bir durum ama İnanılmaz bir manzara var. Bütün bu zorlukların yanında acayip güzel bir manzara var. Sanırım böyle çamurlu yollar ve kayalı yollar için son 5 kilometremiz kalmış. Tabi bu da 2 saat mi 3 saat mi bilmiyorum artık.
İnşallah bundan sonra yağmur yağmaz. Son 30 kilometre. Valla son durak diye bir son motosikletlerden bir pit stop verelim dedik. Muhabbetimiz değildi. Artık bundan sonra yani motorları bırakacağız. O yüzden de bunun son keyfini çıkartalım diye burada durduk. Ayrı bir manzara var. Ama sis var. Hakikaten ha, yedik bitirdik koca seyahati. Sorma ya. Vallahi bilmiyorum yani nasıl bir duygu olacak. Çok güzeldi ama gerçekten çok güzeldi. İyi ki gelmişiz, iyi ki yapmışız. Bir daha yapmamız lazım en kısa zamanda. Adrenalin vardı. Performans. Ama yani doğruyu söylemek gerekirse benim umduğumdan daha zor bir seyahat oldu bu. Çünkü gerçekten epey bir performansa dayalı etaplar vardı. Kırıcı, yorucu, kaygan, zorlu, ıslak. Yani hakikaten beklediğimden daha zor oldu ama beklediğimden de çok daha keyifli oldu. Ve ortaya da hani o izlediğimiz çok güzel görüntüler çıktı. Duracak. Artık iki teker üstünde geçen günlerin sonu. Her türlü zorluğun üstesinden gelen ve neşesini hiçbir zaman kaybetmeyen ekip yolculuğa başladıkları yerde, Şimla'da motosikletlerinden ayrılıyor. 12 Ağustos'ta Şimla'da başladığımız motosiklet yolculuğunu bugün 23 Ağustos'ta sona erdirdik. 12 gündür Kuzey Hindistan'ın özellikle Spiti Vadisi'ni içine alan alanlarında dolaştık. Dolaştığımız motor Royal Enfield. Royal Enfield aslında İngiliz malı bir motosiklet. İngiltere'de Enfield markasıyla satılan, daha sonra Royal Enfield ismini alan motosiklet. İngiltere'nin Hindistan'da sömürge döneminde lisansla ürettiği bir motosiklet. Dolayısıyla biz 2012 yılında aslında 1940'taki gibi bir motosikleti kullanma imkanını bulmuş olduk. Bu da benim için özellikle çok büyük bir keyif. Klasik otomobil ve klasik motosiklet merakı olan benim için böyle bir motosikleti kullanabilmek benim için çok keyifliydi. Sabahleyin güneş varken öğlen yağmur yağdı. Karlı dağların arasında eteklerinde dolaştık. Dereler sular geçtik ve biz bunun hepsini Royal Enfield'da yaptık. Şimla'da motosikletlerini bırakan gezginler Delhi'ye kadar 360 kilometrelik mesafeyi minibüsle kat ediyor. Herkesin yüzünde bir tebessüm. Herkes tehlikelerle dolu bu yolculuğu sapasağlam tamamladığı için mutlu. Günlerdir yolda olan gezginler Delhi'nin gece hayatının tadını çıkarmayı ihmal etmiyor. Bu seyahat benim bu coğrafyalara yaptığım ikinci motosiklet seyahati. Ben Speedy Valisi'nin de ilk kez ismini 3 yıl önce 2009 yılında buraya yaptığım seyahatte duymuştum. O zaman da biz gene yeni Delhi'den motosikletlerimizi kiraladık. Önce Bhutan Krallığı, arkasından Sikkim Krallığı, daha sonra tekrar yeni Delhi'ye geldik. Bu seyahatimiz de bizim 6 hafta sürmüştü. O seyahat süresince nasıl sürekli bir sonraki seyahatimiz Speedy Vadisi olmalı, şöyle zorlukları varmış, şöyleymiş, böyleymiş, sürekli bundan bahsediyordu. 3 yıl sonra bu nasip oldu. Yani bütün aslında planlama bu. Tam böyle zamanı geldiğini düşündüğümüz bir zamanda nasıl keyif alabileceğini düşündüğü arkadaşlarını davet etti. Ve hep birlikte bu yola çıktık. Bizim için bu seyahat çok güzel ve çok anlamlıydı aslında diğer kişilere göre de. Çünkü biz 3 yıl önce Bhutan Krallığı'nda yine bu şekilde bir motosiklet seyahati yaparken evlenmiştik. Tekrar o günleri yaşadık, o mutluluğu, o heyecanı duyduk. O yüzden çok keyifliydi. Hindistan'da en çok ziyaret edilen eserlerden biri olan Tac Mahal, Babür İmparatorluğu'nun 6. hükümdarı Şah Cihan tarafından Yamuna Nehri'nin kıyısına yaptırılmış. Şah Cihan'ın eşi Ercüment Banu Begüm, 14. çocuklarını doğururken 1631 yılında ölür. Eşinin ölümünden sonra
İki yıl yaz tutan Şahcihan, sanat ve mimariye yönelir. İşte Tac Mahal'in temeli de Şah'ın büyük bir aşkla bağlı olduğu eşinin ölümünden bir yıl sonra, 1632 yılında atılır. Yapının tamamlanması 20 yıl sürer. Tac Mahal, bugün dünyada aşk için inşa edilmiş en güzel ve en büyük anıtlardan biri. Spiti Valisi, Tibet'le Hindistan'ın arasında orta bölge denilen, zaten kelime anlamı da orta ülke anlamına geliyor. Orta ülke denilen bir coğrafyayı kapsıyor. Hemen hemen her tür arazi ve yol koşulunda motosiklet kullanma fırsatımız oldu. Yorucu oldu çünkü çok uzun saatler sürdü. Geceye kaldık defalarca. Neredeyse her gece geceye kaldık. Yani gece karanlığında da motosiklet kullanmamız gerekti. Ama ekip çok tecrübeliydi. Yani 5 motosiklet, 5 motorcu arkadaşımız. Hepimiz çok tecrübeliydik yılların birikimiyle birlikte, ama bu seyahatte hepimizin tecrübesi de, yetenekleri de ciddi bir teste tabi tutulduğunu söyleyebilirim. Ve hani hepimiz de başarıyla bu testi geçtik. Hatta kendi aramızda espri olarak da şunu söyledik: ya bu milli takım kampı gibi oldu bu iki haftalık seyahat. Hakikaten motosiklet milli takım kampı gibi. Bayağı gece demeden, gündüz demeden her tür yol ve arazi koşullarında, soğukta, sıcakta, yani üşüyerek de, terleyerek de motosiklet kullanma imkanımız oldu. Süren seyahat hafızalarda unutulmaz kareler bıraktı. Motosiklet tutkunu gezginler deneyimlerini paylaşıyor, herkesi yola çıkmaya davet ediyor.